Bu arada evet, işin komik tarafı Mac çok mantıklı olmaya başladı şu noktada. Yani Türkiye'deki oyuncular için Mac nasıl mantıklı olmaya başladı hiçbir fikrim yok. Çok aptalca bir konu. Ama şu anda Mac cidden mantıklı olmaya başladı. Hani M1'li evet yani M1'li laptop almak çok mantıklı şu anda. Çünkü GeForce Now var. GeForce Now Türkiye'ye geliyor. GeForce Now Türkiye'ye gelince teknik olarak her oyunu oynayamazsınız bile birçok oyunu oynayabileceksiniz. Laptop performans, hani laptopun hani oyun dışında performans olarak da Mac'ten daha iyisi yok şu noktada. Hani bu ikisini birleştirince Mac inanılmaz bir tercih oluyor. Evet şimdi M1 için GeForce Now uyumu da gelmiş. Ha çünkü şöyle bak, mesela şöyle bakın. Ya MacBook Air üzerine konuşalım. En ucuzu bu çünkü. Hani 512'lik aldın. 14.000'e sen düzgün bir laptop alamazsın şu noktada. İmkanı yok. Ha bir de evet, bir dakika, siz öğrenci olduğunuz için üniversite için alışveriş diyeceksiniz. Hani evet 256 alsanız 10.000'e geliyor. Çok da bir şey değişmedi. Yani o yüzden hani yani o kadar aptalca bir noktaya geldik ki MacBook şu anda Türkiye'deki sanki böyle laptop alacaksanız, laptopa mecbursanız en mantıklı seçenek oldu. Hala Word PC alınır. Abi alakası bile yok Word, yani ne alakası var? Sen 12.000'e bana buna eşdeğer bir PC bulsana. Ama tabii ki de eline sonunda desktop alabiliyorsun. Ya bir de şöyle bir detay da var ama. Ya çok aptalca bir durum yani. Mesela o, evet 12.000'e bu arada hani desktop toplayabilirsiniz, desktop toplayın. Öyle de bir şey var. MacBook'la daha iyi seçenek olmaz mı? Kesinlikle olmaz. Ama iki monitöre bağlayamıyorsunuz. Yo, bağlayabiliyorsun. 12.000 alan her laptop PC'den daha performans vermez mi? Vermez. Yani ne için kullanacağına göre değişir. Ya oyun için kullanacaksan verir kesinlikle. Ama M1'li laptop 12.000'e topladığım PC'den daha iyi performans verir diğer her işte. M1 tek monitör. M1 tek monitör mü? Emin misin? Aa ne kadar kötüymüş o. Çok kötüymüş. Bir tane 6K çözünürlük bağlanıyorlar. Değildir bence ya. Bir yerde bir yanlış vardır. Bir tane slottan ekran çıkışı vardır ama bir tane desteklemiyordur. Daha fazla ekliyordur. Bilmiyorum, bakmak lazım. Bu laptop eşlerinde güçlü. Ya bu dediğim, ben çok spesifik bir şey konuşuyorum. Şimdi büyük ihtimalle götüyle anlayan olacak. Kesinlikle. Yani dedim ki kesinlikle götüyle anlayan olacak burada. GeForce Now kullanmadığınız sürece M1'li laptopta bir bok oynayamayacaksınız. Direkt oynayamayacaksınız, onu söyleyeyim. Ama GeForce Now kullanıyorum, bana mantıklı diyorsanız şu noktada cidden öyle bir noktaya geldik ki şu 10.000 TL alacağınız MacBook Air piyasadaki en iyi laptop şu anda. Isınmanın fanı yok. Isınmıyor. M1'li laptop çünkü. Kaymakam bilmiyorum. Evet, o news oydu. MacBook Pro daha iyi değil mi? Ya Air bile olur, çok büyük fark yok. Yapım sıkıntı değil mi? O zaman 512 alacaksın oğlum, 2000 TL daha verip. Biraz daha parayı basıp alacaksın. Yani şey, inanılmaz bir laptop. MacBook'lar SSD takabiliyorum sonradan. Aa. Pro'lar 14.000'den başlıyor. Pro'lar pahalı ya. Yani çok büyük bir şey kaybetmiyorsun. Giriş dışında bir şey kaybetmiyorsun çok fazla. O yüzden yani şu anda Air çok daha mantıklı. Air eskiden kesinlikle alınmaması gereken bir şeydi. Şu anda Air tam tersine alınması gereken şey. Şu en mantıklısı bence. Ama çok pahalı yine, 12.000 yani. Ben bence laptop almayın, açık söyleyeyim, bence laptop almayın yani. Ya benim tavsiyem laptop almayın direkt. 3070'lik PC alırsınız onun fiyata. Hangi fiyata? 12.000'e mi? Bak buraya. Bak buraya. Bak buraya alıyorsun şu anda. ...307'dir belki. Değil mi? Şey, 2060 var ama. Şey, 2600X var işlemci olarak. S2H. Önce de toplar mısınız? Ben toplayamam şu anda. Şu anda stok yok oğlum hiçbir şeyde. ...12.000'e 16.60 olabilir. 12.000'e bu arada 2060 süperli PC toplanıyor. 12.000'e çok güzel bir PC toplanıyor bu arada. 2060 süperli falan gayet güzel bir PC toplanıyor. Sıkıntı şu, stok yok. ...3060'lı bile toplanır hatta. Stok olsa 3060 veya 3060 Ti'li bile toplanır. Ama stok yok. Yani yok yani. Evet, 12K'ya şu anda yani 3060'lı toplanır bu arada. 3060 Ti'li toplanmaz. Çünkü 3060 Ti'de biraz şey yaparsın. Bir şeyden feragat etmiş olursun ama 3060'lı PC toplarsın bu arada. Yani 3060'lı bir PC toplayabilirsin.